Değerli arkadaşlar, çok kıymetli dostlarım ve izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta sonu şöyle bir gezintiye çıktım yine. Hafta sonları genelde arkadaşlar, hava da güzelleşti Belçika'da. 30 dereceyi bulan sıcaklıklar başladı ve ben de yaşadığım bölgenin civarındaki tarihi turistik yerleri gezmeye başladım ve sizlerle de paylaşıyorum. Çok da güzel oluyor. Çünkü Belçika'daki sevgili kıymetli arkadaşlarım, izleyicilerim, dostlarım da benden sonra buraları gezip görüyorlar. Mesajlarını da alıyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Bana ettiğiniz teşekkürler için ben de size teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Çünkü ben daha önceden de Belçika'da iş nedeniyle bulunmuştum. Bazı yerlerini biliyorum. Fransa'da da bulundum arkadaşlar. Fransa'da da gideceğim yerler var. Onlara da gidince çekerim, sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar, burası Fort Şatosu. Benim evime de 20 ya da 30 dakikalık uzaklıkta. Fakat çok güzel bir şato. Çok korunmuş şatolardan bir tanesi. Bakın, bu köprüyle de şatonun karşı avlusuna geçiyorsunuz. Alt kısmından da yol geçiyor. Bu köprü kemerli bir köprü arkadaşlar. Ve Belçika'nın her yeri tarihi doku olarak arkadaşlar çok güzel. Bakın, kulesini de görüyorsunuz. O köşede de kulesi vardı. Büyük, geniş avlu içerisindedir. Arkadaşlar, Belçika'da şatolar böyle çok hani İngiliz şatoları gibi yüksek olmuyor. Daha çok yaygın, yani yatay bir şato mimarisi var. Dikey yerine yatay, yani öyle işte 4-5 katlı şato yok arkadaşlar. Genelde 2 katlı, 3. katı da genelde çatı katları oluyor. Bakın, böyle kemerli bir köprü, az önce gösterdiğim yer böyle aslanlarla karşılıyor sizi. Arkadaşlar, bu alt kısım kanalmış. Fakat o kanal kurumuş ve arkadaşlar ağaçlar dikilmiş, koyunlar var. Bir de tam burayı çekerken bir tuhaf bir yüksek sesli bir kuş sesi duydum arkadaşlar ve bu ne bu ne bu ne diye merak edip duruyordum bu videonun bu kısmını çekerken daha doğrusu. Ve bakın, yanıma ağaçla fotoğraf çekinirken birdenbire ne kondu? Evet arkadaşlar, bakın tavus kuşu geldi biz burada gezerken. Bakar mısınız şunun güzelliğine, şunun muhteşemliğine? Tontiş, ne yapıyorsun? Ay, ne kadar güzel arkadaşlar. Yani bu bana Allah'ın bir mesajı bence. Yani hayat demek ki bana tüm güzelliklerini sunacak arkadaşlar. Yani bakar mısınız? Şunu şöyle bir çekeyim. Yani tavus kuşu saldırmaz diye düşünüyorum. Buraya geldiğimden beri bir şey ötüyor, bir şey ötüyor diyorum. Ne ötüyor? Meğersem bu tontiş ötüyormuş. Ve arkadaşlar, hani insan hayatında bazen kafasında sorular olarak arabada gider ya. O sorulara en büyük cevabı bu tavus kuşu verdi. Hafta sonu olduğu için şato kapalıydı, fakat hafta içi şato açıkmış arkadaşlar. Hani hafta sonu kapalı olacağını tahmin edemedik. Ama olsun, güzel de oldu, görmüş olduk. Evet, bu da diğer bir şato. Arkadaşlar, Valonya bölgesindeyiz, Fransız bölgesindeyiz. Bu şatoda da hem prensler hem de devletin ileri gelen büyükleri, hem de yazarlar, sanatörler diyeyim ben size. Onları misafir etmiş bir şato. Ligne ailesine ait. 1664 yılında yapılmış. Çok büyük bir şatoya benziyor ve şu elimle gösterdiğim tarafta da büyük bir gölü var. Şimdi gezelim bakalım içerisi nasıl. Muhtemelen çok tarihi turistik bir yer. Ve umarım sizler de gezerken benim gibi keyif alırsınız. Ben bu tür tarihi dokuları çok seviyorum. Şehir merkezlerindense böyle yerleri gezmeyi daha çok tercih ediyorum. Evet, şatonun etrafında bir kanal var. Çok normal. Genelde her şatonun etrafı böyle kanal. Bir önceki de aynı şekildeydi ama o kanal kuruduğu için çekemedim size. Bakın, ördekler yüzüyorlar. Yani Belçika'nın her yeri sürpriz, yumurta gibi sürprizlerle dolu. Yol boyunca da çok güzel yerler vardı ama çekmedim arkadaşlar. Bakın, diğer tarafını da çekeyim size. Diğer tarafını da göstereyim. Bakın ne güzel. Aynı şeyler gibi. Film seti gibi arkadaşlar. Yani burada dizi çekilse inanın bayağı da bir reyting yapar böyle yerlerde. Bakar mısınız şu heykellere, yani işçiliğine?
Muhteşem, muhteşem. Ben Japonya'da da bulundum arkadaşlar 2005 ve 2006 yıllarında. Orada da çok güzel Japon şataları vardı. Onların da aynı bu şekilde etrafları hep kanaldı. Şimdi bu köprüden şatoya doğru girelim. Bu arada gölün içinde, daha doğrusu kanalın içinde sazanlar gördük. Bayağı da büyükler. Burada hani balık tutulmadığı için çok kolay bir şekilde nesillerini devam ettiriyorlar. Japonya'da da çok büyük sazanlar vardı. Hatta kaldığımız apartmanın en alt katı sırf havuzdu. Böyle hep balık doluydu arkadaşlar. Yani inanamazdınız yani o balıkların büyüklüğünü görseniz. Aa, ne kadar değişik bir şey. Bak iki betonu birbirine bağlamak için kilit yapmışlar. Allah Allah, ne kadar enteresan. Doğa müthiş. Şu, bak şurada gezinen insanlar böyle hep arkadaşlar. Şuralarda insanlar ben görüyorum da siz belki göremezsiniz. Çünkü uzak. Yine aynı heykeller. Ontal arkadaşlar resepsiyon demek, danışma demek yani öyle söyleyeyim. Genelde hep böyle avluları var buradaki evleri. Yukarıda heykeller var. Büstleri görüyorum şimdiden. Böyle güzel bir mekandayız. Harika. Hadi içeri girelim. Bu arada tabloların hepsi gerçek. Ben inceledim. Şu merdivenlerden kim bilir kimler çıktı arkadaşlar. Ne devlet büyükleri, ne yazarlar, ne prensler, ne prensesler. Bu da muhtemelen ailenin büyüklerinden birisi arkadaşlar. Bunların hepsi gerçek çizim. Yani şu işçiliğe, şu güzelliklere bir bakın. Allah'ım, muhteşem. Nasıl çizmişler şunu? Gerçekten çok güzel. Şöyle yukarı doğru çıkalım. İnsanları da çekmemeye çalışıyorum ama kim bilir ne davetler verildi bu şatoda. Ay, hepimizin eskiden bayram ziyaretlerine gittiğimizde büyüklerimizde gördüğümüz koltuklardan burada çok kıymetli bunlar. Burada da planı. Arkadaşlar bu şatodan sonra yolda çok güzel bir esnaf serası gördüm. Oraya da gideceğim. Şu güzel ahşap işçiliğine bakar mısınız? Ve burada çok güzel bir saat var. Ve bakın şu camın mekanizmasına bir bakın. Bakın. Hiçbir şey bozmamışlar ve muhteşem gölü. Muhteşem. Birazdan oraya deneyeceğiz.
éprouvait du plaisir et une sorte de mélancolie en entendant dans les déserts de la Tartarie mes petits postillons de bel oeil parler wallon. Ils avaient une manière de crier les uns aux autres d'un son de voix glapissant et trivial qui me rappelait le jeu de balle où je jouais avec les polissons de mon âge. Allons-les, donc voilà la mer. Ah, ce patois, cet organe très jeune et cet accent. Madame, Monsieur, Son Altesse la Princesse de Ligne m'a chargé de passer commande. Il lui faudrait plusieurs boîtes de poudre de la Reine, de poudre de Chypre, de poudre au bouquet et de tubéreuse, mais aussi plusieurs boîtes de poudre pour ses perruques ainsi que pour ses dents. Veuillez ajouter également 3 paquets de cure-dents. Enfin, Madame voudrait un flacon de jasmin d'Espagne, un de fleurs d'oranger, un autre de lavande et un verre Princesse de Ligne m'a chargé de passer. Arkadaşlar, bu iki tane karartı var ya, onlar balık. Bakın, ta şatonun üst katından bile görünüyorlar. En beğendiğim tablo da bu ha. Diğerleri şey, çok sert bakıyor. Bu daha böyle naif. En büyük portre bunun olduğuna göre demek ki en şey buymuş. Sözü geçen. Burası kütüphane arkadaşlar. Nous y ajouterons des maquereaux, deux salades, des asperges et des petits pois. Certes, nous en aurons bien pour 15 livres de petits pois, mais son altesse les attend. J'ai prévu. Evet, burası da büyükelçilerin toplantı yaptığı salonmuş. Her yerde de şu uzanma koltuklarından var. Diplomate pour que Sa Majesté et le Bel-Fils soient de terre si lointaine que la Sicile.
Oo, burada ne var böyle? Bugün üstündekiler değerli taş, yakutlar, safirler, zümrütler. Ve Valonya bölgesi dönüşü gördüğüm esnaf serasında bu güzel Variegata orkideyi aldım. Biliyorsunuz Variegata türleri nadir türler. Ve orkide de arkadaşlar görünce dayanamadım, bunu da aldım. Çiçekleri de güzel, kendi de güzel. Ve hemen onu bu orkide saksısına yerleştirip camın önüne aldım arkadaşlar. Buradan nasıl diyeyim, filtreli bir güneş alıyor. Çünkü sineklik var. Ve ikinci aldığım güzeldi bu arkadaşlar. Variegata Afrika menekşesi aldım. Bakın yapraklarının güzelliğine. Aslında bir tane daha vardı. Onun variegataları daha farklıydı. Hani bunun gibi değildi. Nasıl tarif edeyim size? Açık yeşil, koyu yeşil, böyle karışıktı. Çiçeği de maviydi. Ama bunun hem çiçeği güzel hem de yaprakları güzel arkadaşlar. Bunu tercih ettim. Yapraklarından da aldım. Mutfağın camını suya koydum. Köklenir inşallah diye düşünüyorum. Köklenirse de Ayşe'ye götürürüm, İzmit'e. Diğer menekşem de, Afrika menekşem de burada arkadaşlar. Videolarımda kışın görüyordunuz. İki parti çiçek açtı. Ve üçüncü parti çiçeklerini de açacak arkadaşlar. Afrika menekşeleri devamlı çiçek açar. Benim çocukluğumun menekşelerindendir. Annemde çok vardı, çok. O kadar çok vardı ki artık annemden isterlerdi. Hatta bir tane de anım var bununla ilgili, anlatmıştım. Bizim görevlerimiz vardı evde. Menekşeleri korumak, işte misafirlerin arkasından tuvaleti kontrol etmek gibi gibi, hatırlarsınız öyle bir video çekmiştim. Bakın bunun Variegata'sı da böyle. Bunu da Flora Lux'ten almıştım arkadaşlar. Bunlar biraz daha pahalı türler. Mesela bunu 17 euroya almıştım arkadaşlar. Bu da 28 euro bu orkide. Öyle söyleyeyim. Bu da hemen hemen aynı fiyat. Yani 22 euro olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama bu güzellikleri de aldım. Arkadaşlar Afrika menekşelerindeki püf nokta, kesinlikle ve kesinlikle yapraklarına su değdirmeyeceksiniz. Bunlarda böyle bir durum var. Çocukken de annem hep dipten sulardı. Saksının alt tabağına su koyardı, o şekilde sulardı. Yapraktan çoğalıyor zaten biliyorsunuz. Yaprağını koparın, suya koyun ya da toprağa gömün. Kuru bir toprağa ya da hafif nemli bir toprağa. Hemen zaten çoğalacaktır. Menekşeleri zaten, pardon, orkidelerin zaten bakımını biliyorsunuz. Ve bakın Türkiye Yalova'dan getirdiğim milliyim arkadaşlar. Hatta sizinle de bir videosunu çektim. Toprağını değiştirmiştik. Ben arkadaşlar saksısını büyüttüm çünkü artık diktiğim saksı da küçük gelmeye başladı. Buna gübre vermiştim ben, biliyorsunuz. Ne vermiştim? At, inek, tavuk gübresi, granül var hepsinde. Bakın arkadaşlar bu kaktüsüm de büyüyor. Ve bu güzel menekşelerle birlikte arkadaşlar size veda ederken her zamanki gibi ne diyorum? Belçika'ya artık yaz geldi. Ha, onu da söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar seradan çekim yapacaktım ama yapamadım. Sebebine gelince de burası çok sıcak oldu. Dün 30 dereceydi. Dün günlerden pazartesiydi, 30 dereceydi. Ve pazar günü ben gittim bu geziye, seyahate. Ve orada dışarısı o kadar sıcaktı ki. Yani 31-32 vardı. Seranın içi daha da sıcaktı. Ve seranın içinde arkadaşlar herkes o kadar bayılma tarzına gelmiş ki, çalışanlar. Herkes domates gibi kıpkırmızıydı. Burada biliyorsunuz beyaz tenli herkes. Ve ben de arkadaşlar sıcaktan bunaldım ve sadece alacaklarımı aldım ve çekim yapmadan çıktım. Ve değerli arkadaşlar bu güzel menekşenin böyle çiçeklerindeki gibi kat kat mutluluklarınız olsun. Size yapılan iyilikler olsun, güzel insanlarınız olsun. Ve değerli arkadaşlar bu orkidenin hem çiçekleri hem de yaprağındaki bu alacalar gibi hayatınızda hep güzel renkler olsun. Ve değerli arkadaşlar bu menekşenin çiçekleri kadar hayatınızda her sürpriz sizi bulsun ve iyilik yapanlarınız bol olsun, iyilik yaptıklarınız da bol olsun. Kendiniz için mutlaka bir şey yapın ve değerli arkadaşlar hoşça kalın.